Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağda afiyet versin inşallah. Tamamlar, bakın şu şekilde güzel bir model anlatacağım Allah'ın izniyle. Bunda yelek, hırka, bluz, şal hepsini yapabilirsiniz. Çok güzel ve çok kullanışlı bir model. Bakın ön yüzü bu tarafı, arka yüzü bu tarafı, her iki tarafı da kullanılabilir bir model. Şöyle Alize'nin ince baharlık ipliği de anlatımını yapacağım Allah'ın izniyle. Şöyle de 2 milimlik bir tığımla anlatımını yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim deyip Rabbimin adıyla işime başlıyorum. Öncelikle şu zemin kısmını daha büyük yaparsanız zincirini ona göre ayarlama yaparsınız. Her bir işte, trabzanım 2, 4, 6, 7'li. Her bir trabzanım 7'li. Aralarda da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 olarak modelimi koydum. Ama bu aralarda 4 koyacağım bu sefer. Ona göre beden kısmınıza göre ayarlama yaparsınız. Öncelikle benim yaptığım gibi zincirinizi uzunca çekin. Beden kısmına göre de modelinizi uygulayın. Ben şimdi şöyle bir model anlatacağım. Şöyle iki modellik. Şu ortada bir tane modelim olacak. Kenar kısmıyla beraber. Zincirlerin üstlerine iki sıra trabzan, ikili trabzan uyguladım. Bakın bu şekilde. Bu da böyle ölçtüğümde şöyle hemen bize fazla bile geliyor. Başına dolayıp 1, 2, 3, 4. zincirime ikili trabzan yaptım. Başına dolayıp zincirimin devamına ikili trabzan yapıyorum. Biraz şey artık kameram telefonumun kamerası iç kısımdan biraz bulanıklaşmaya başlamış. Ondan dolayı videolarımda hafif bir bulanıklık var. O da elimde olmayan sebeplerden dolayı. Şimdi biraz daha net oldu sanırım. Şimdi her bir trabzanımı sıra başına kadar dolduruyorum. Öbür yüzünden de trabzan olarak örüp geleceğim. İki sıra bir trabzan yapacağım. Siz tabi yelek ve hırka yapmak istiyorsanız 3, 4 sıra yapabilirsiniz. 4. sıradan sonra modelinizi uygulayabilirsiniz. Sıra başına kadar geliyorum. Sıra başına kadar geldim. 3 zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Bu ilk trabzana değil, ikinci trabzana trabzanlarıma batıyorum. Ve başına dolayıp 2 2 çıkıyorum. Sıra başına kadar gelelim. 3. sırada modelimizi kuracağım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Buraya 3 veya 4 tane trabzan yapacağım. 3 ve 4. Yeterlidir bu kadar kenar için. Siz uyguladığınız yelek ve hırka yaparsanız ona göre trabzanları fazla tutarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. 1, 2, 3, 4. trabzan, 4, 5. trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa da trabzan yapıyorum. Her bir trabzanıma batarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya 6 çektim. Buraya 7 çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5'inciye batacağım. 1, 2, 3, 4. Başına doladım. 5'inciye tekrar 7 trabzan. Alt kısmı bir bolluk, darlık olmasın diye bu şekilde ayarlıyorum.
2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7 zincir çektim. Başına donadım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Arada 4 tane kalacak. 1, 2, 3, 4. Arada 4 bırakalım, 3 değil onlar. Tekrar 7 trabzan. Dördüncü olunca biraz alt kısmı dar geliyor. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi bu kenar kısımlarını 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Başına doladım. Buradan 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. 3 trabzan da kenar kısmına geldi. Bunlar kenar kısımlar. Şimdi ben bir trabzanlarım kaç tane trabzan gitmiş bu model için sayıp geliyorum. Toplamda 43. Şu dörder taneler çıkarttığımızda 3, 3'er tane çıkartalım. 35 tane falan model için yeterli. Modelimiz 1, 2 tane burada. Bir de yarımlar var kenarlarda. 3 tane. 3 model kuruyoruz. 35, 40 zincir üzerine. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimin ikinci sırasındayım. Tam orta kısımdan bakın şu şekilde sabitliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. Başına doladım. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyorum. Bir trabzan atlıyorum. Tekrar bu sefer 7 değil 5 trabzanımız olacak. Dört ve beş. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Tam orta zincirimle sabitledim. Yedi zincir çektiğimiz için. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Başına doladım. Bir trabzan atlayıp ikinciye beş tane trabzan yapıyorum. Sıra başına kadar hepsi bu şekilde anlar. Sıra başına geldim de her iki yönden de modelimiz devam ediyor. Bir trabzanım kaldı burada. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tam orta kısımdan sabitledim. Bu şekilde. Şimdi yarım yarım kenarlara model yapıyoruz. Buraya da 1, 2, 3, 4 zincir. Orta kısımdan bunu sabitliyorum. 1, 2, 3 çekiyorum kenar kısım zincirlerini. Yarım olduğu için. Şimdi yarımı anlatacağım. Kenar trabzanlarımı örüyorum. İkili trabzan tamamı. 1, 2, 3 zincir çekip döndüm. Dibine değil yanına batıyorum. 4 trabzanımı oluşturuyorum burada. 1, 2, 3 zincir çektim. 3 zincir çektikten sonra şu kenar kısmından oluşturuyoruz. Yarım model. Tam bu sık iğnenin üzerine bir tane batıyorum. Kenar kısmı. Bir tane de yanına batıyorum. Ve burada bir kaydırma yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi buradaki trabzanlarımızı azaltıyoruz. Burada bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. 3 tane trabzanım olacak. 3 trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi şuraya, şu bölgeye, boş olan yere bir sık iğne yaptık. Ve yapmış olduğum sık iğneme de batıyorum.
Ve ikinciye de batıyorum. Boşluğa da batıyorum. 3 tane sık iğnem oldu burada. 4 zincir. Başını doladım. İkinciye trabzan. Bir trabzan atladım. Burada çoğaltıyoruz. Burada eksiltiyoruz. 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya boşluğa batıyorum. Dip kısma. Bir tane sık iğnemden aldım. Bir tane boşluktan aldım. 3 tane sık iğnem oldu. 4 zincir. 3 trabzan. Bir atlıyorum. İkinci ve üçüncüyü örüyorum. Ve kenarda bir trabzanım var. Onu da atlıyorum. 3, 4 zincir. Bakın buradaki tekrar yarım modelimi oluşturuyorum. Bir battım ve iki sık iğne. 1, 2, 3. Buraya devam ettirirseniz model açılır. Onun için devam ettirmeyeceğiz. 3 zincir. Kenar kısmında trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir döndüm. Orta çubuğa battım. Yanındakine battım. 3 zincir. Burası hep 3 zincir. Model boyunca 3 zincir gidiyor. Tekrar sık iğneme battım. Tekrar battım. Ve tekrar battım. Boşluğa. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi bir trabzan atlayıp trabzanımızı 1'e düşürüyoruz artık. Burada. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi buradaki üçlü trabzanlarımızı 5'e çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 zincir. Başına doladım. Burada bir atlayıp orta çubuğa batıyorum. Trabzanımı. 1, 2, 3, 4. 4 zincir. Şimdi bunu da atlıyorum. Tam bu 3 sık iğne olan yere sabitliyorum. Ve 5 tane sık iğne yapıyorum buraya. Sıra başına kadar aynı şekilde örüyorum. Burada kenar kısımda 3 tane sık iğnem oluştu. Şimdi bunları eksilteceğiz. 1, 2, 3 zincir. Hep burası 3 zincir. Buradan eksiltme yapmıyoruz. Buradan tekrar sık iğnem tepesine oluşturdum. 2, 2 sık iğne ördüm burada. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yukarıya doğru şu orta 3'ten sonrasında zincirimi 5 çekiyorum. Biraz yukarıya doğru tepe olarak gittiği için kastırmasın diye. Bir sık iğnemi ördüm. Buradaki artık buraya çoğaltma yapıyoruz. Şurada 3 yaptığımız gibi buraya da 3 yapıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın bir sık iğne atlayıp 3'e düşürüyorum sık iğnelerimi. 2, 3. Hepsi 3, 3 gidiyor. 3 burada, 3 burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Başına doladım. Şuraya trabzanıma boşluğa battım. Trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Yanına battım. Boşta ikili trabzan. 5 zincir. Bir sık iğne atladım ikinciye. Burası bu model yarım model gibi görünüyor şurası. Burası bütün olan. 5 zincir şuraya trabzanıma battım. Tekrar trabzan tepesine. Tekrar yanına. 1 2 3 4 5 zincir. Burada bir sık iğne atlayıp ikinciye batıyorum. 2 tane sık iğnem var. 3 zincir trabzanlarımı oluşturup geliyorum. Bak. Tekrar burada 3 zincir çektim.
ve bir tane sık iğnem kaldı burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya da 5'e çıkartıyoruz kenarlarıyla beraber. Trabzanlarımızı. 4 trabzan ve 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şu orta göbeğe batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanlarımı 5'e çıkartıyorum. Kim yerde sık iğnenin kim yerinden azaltıyoruz, trabzanların kim yerinden çoğaltıyoruz. Her sırada değişiyor. Bakın bu şekilde. Sıra başına kadar geliyorum. Şimdi kenar trabzanlarımı oluşturuyorum. 4 trabzanımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Ve karşıya tekrar artırmaya devam ediyorum. Burada trabzanlarımızı 7'ye çıkartacağız. 2, 3, 4, 5, 6, bir de boşluğa batıyorum. 7. Burada 6 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir burada. Başına doladım. Tekrar şu boşluğa battım. Trabzanlarımın tepesine 7 tane trabzan oluşturuyorum. Çoğaltıyorum. Bakın şu boşluğa da batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tekrar boşluğa. Sıra başına kadar geliyorum. Şimdi kenar trabzanlarımı ördüm. 1, 2, 3 zincir. Yani şuradayız şimdi hanımlar. Şu üzerine batacağız. Hemen orta kısımdan batıyorum buraya. 1, 2, 3 zincir. Başına doladım. 7 trabzanımı örüyorum. Burada eksiltme, arttırma yok. Bu sırada. 7 tane trabzanımızı örüyoruz. Bir, iki, üç zincir. Tam orta, yani dördüncü olan zincirime batıyorum buradan. Bir, iki, üç zincir. Başına doladım. 7 trabzan. Sıra başına kadar bunu da bu şekilde örüyorum. Üç zincir orta göbeğe. Üç zincir karşıya. Şimdi burada şu orta göbeğin modelini oluşturma zinciri yapacağız. Şurada yapmış olduğumuz gibi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Buraya altı zincir çekiyorum karşıya. 7 tane trabzanımı tekrar burada oluşturuyoruz. 7 trabzan. 3 sıra 7 trabzan olacak üst üste. 3 sıra. Eksiltme, artırma yapmıyoruz daha trabzanlarımızda. Sık iğneye geçtiğimizde eksiltme ve artırma yapıyoruz. Bakın şuraya geldiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir karşıya geçiyorum. Her biri 7'şer şimdi. Trabzanlarım da 7. Zincirlerim de 7. Şimdi 1, 2, 3 zincir sık iğnemi tam orta kısımdan tutturuyorum. 3 zincir. Ya buraya 4 zincir çekiyoruz. Artık sık iğnelerimiz buraya koyacağımız için
eksiltme ve azaltmalarımıza başlıyoruz. Buradan bir sık iğne yaptığım için bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Şu çubuk bittiğinde zaten modelim bitmiş olacak. Bakın şurasını 5'e düşürdüm. 4 zincir buraya batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Artık trabzanlarımızı 5'e düşürüyoruz. Hemen kısa kısa bunları da anlatacağım. Şu modelimi kapatana kadar, şu bir trabzana gelene kadar. Çünkü buradaki daha modelim bitmedi. Şu. Bir sık iğnem battım ve ikinci sık iğnem batıyorum. 4 zincir, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Burada 3 trabzanım kalacak. 1 2 3 4 zincir. Hemen burada da 3'er 3'er gidecek hepsi. Sık iğnemde 3 olacak, trabzanımda. Zincirlerimiz 4. Bir atlıyorum ikinci. 2 ve 3. Şimdi burada tekrar 3 zincir sık iğnelerimizi çoğaltıyoruz. Burada 3'e çıkarıyoruz sık iğnelerimizi. 1 2 3 4 zincir başına doladım. Tek çubuğa düşüyorum artık burayı. 1 2 3 4 zincir. Buraya da 5'e çıkartıyorum. Burada 5 yapıyoruz zaten. 1 2 3 4 zincir. Tek çubuğa düşüyoruz. 4 zincir hemen 5'e çıkartıyoruz. 5'ten sonrasında zaten bir alt sıraya bakarak yaparsınız. Şu şekilde bak. Şu alt kısımdan bakarak ben şurayı bu şekilde bitirmek istedim size. Burası bütün olsun diye, kafanız karışmasın diye modeli anladınız zaten. Artık bundan sonrasını 5'ten sonra 3 batacaksınız, 3'ten sonra 1 batacaksınız. Model burada ayrılıyor. Bunları 7'li yapıyorsunuz. Ondan sonra bunları yapıp sonra modeli tekrar kuruyorsunuz. Yani kolay da bir model ve örmesi de bir o kadar güzel bir model. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Ben çok beğendim. Tabii ki ben modellerimi beğenerek yapıyorum hanımlar. Beğenmedim modeli zaten yapmıyorum kanalıma. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde. Şimdilik abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Videolarımızın desteği için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Videolarımızın devamının gelmesi için tabii ki. Faydalı buluyorsanız beğenirsiniz. Bulmuyorsanız beğenmezsiniz. O size kalmış bir şey artık. Allah razı olsun hepinizden destekleriniz için. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.